TV ekranlarından herkese selamlar, sevgiler değerli izleyiciler ve sevgili çocuklar. Nar Masalları programı ile karşınızdayız. Her hafta bir masal yazarını ve bir masalı tanıttığımız bu programda bu hafta kim var biliyor musunuz sevgili çocuklar? Zehra Özbolat, Ormanın Sesi masalı ile bizimle beraber olacak. Ben şimdi kendisine hoş geldin demek istiyorum. Zehra'cığım hoş geldin. Hoş buldum hocam. Merhabalar. Ne kadar güzel. Ormanın sesini masalında çocuklar için dile getirdin. Evet. Peki Zehra Özbolat kim? Zehra Özbolat İstanbul Medipol Üniversitesi'nde 1. sınıf çocuk gelişim öğrencisi ve Nar Masalları Derneği'nde gönüllü yazarlardan biri. Ek olarak da gönüllülük ve işbirliği grubumuzun lideriyim. Çok güzel. Ne kadar güzel, gencecik yaşınızda ne kadar güzel işler yapıyorsunuz. Şimdi senin bir dakikalık tanıtım filmini seyredelim mi Zehra'cığım? Seyredelim hocam. Değerli izleyiciler ve sevgili çocuklar, Zehra Özbolat'ın tanıtıldığı bir dakikalık tanıtım filmiyle karşınızdayız. Ondan sonra tekrar devam ediyoruz sohbetimize. Merhabalar, ben Zehra Özbolat. İstanbul Medipol Üniversitesi 1. sınıf çocuk gelişim öğrencisiyim. 6-12 yaş arası Ormanın Sesi masalımda doğa ve hayvan sevgisini işledim. Keyifli okumalar dilerim. Zehra'cığım çok güzel bu tanıtım filmleri ve sizlere o kadar güzel anlatmış ki bir dakikada birçok şey anlatıyor. Evet. Evet gelelim Zehra'nın bu Ormanın Sesi adlı güzel masalına. Ormanın Sesi çok güzel şekilde içinde güzel cümleler, güzel mesajlar ileten bir masal. Bu masal serüveninde neler yaşadın, nasıl karar verdin Ormanın Sesini masala aktarmaya? Şöyle karar verdim. İlk başta çevreme bakmaya çalıştım. Olduğumuz dönem, özellikle pandemi insanların evde bulunduğu dönemde doğaya ne yapıyoruz? Doğaya daha fazla zarar verdik. Özellikle su kirletmesi, yangınlar, insanların uzak durmak için ormana kaçışlarında ormana zarar veriyoruz. Ek olarak da hayvanlara da zarar vermeye başladık. Ve çevremde bunun için neler yapabilirim diye düşündüm. Ve böyle bir ormanla ilgili, ormanı anlatabileceğim güzellikleri düşündüm. Bu şekilde bir konu kararı verdim. Çok güzel bir konuya karar vermişsin evet. Aslında. Orman bence her gencin, her çocuğun en çok koruması gereken çok özel mekanlar evet. Değil mi Zehra? Evet, yaşam kaynağımız en başta. Yani bize oksijeni sunuyor, barınmayı sunuyor. Bizden başka hayvanları da sunuyor aynı şekilde. Bu sebepten dolayı ben tercih ettim. Çocuklara bu farkındalığı yansıtmak istedim. Çok güzel bir aslında farkındalık. Ve ormanlarımızı korumadığımız için her gün dünyamız ne yapıyor? Çöle dönüyor değil mi? Evet. Peki kaç yaş grubuna yazdın masalını Zehra? 6-12 yaş grubuna hitap ettim ben. 6-12 yaş grubu tabii daha kolay oldu. Çünkü 3-6 yaş grubu biraz daha küçük çocuklara evet. Hitap etmek gerekiyor. Çocuk gelişimi öğrencisisin. Ve bu masal aslında senin dünyanda çok da şeyler kazandırdı değil mi? Evet, hayal gücümü çok güzel kullandım. Masal yazma serüvenimde ben bir kurgu düşünmemiştim en başta yazarken. Bu böyle gitsin, böyle planlayayım, şöyle gitsin yerine aldım bilgisayarımı. Neler yapabilirim? 2-3 tane cümle yazdım ve bu şekilde devam etti. Her bir cümlede yeni bir kapı açıldı bana. Hayal dünyamın böyle zirvesini yaşadım gerçekten. Gözümü kapattığım neler yaşayabilirim diye düşündüm. Ben yani baş kahramanımın yerine geçtim bu masalda. Yani hayal dünyamı çok büyük bir genişletme yaşadı diyebilirim. Peki masal yazmadan önce bir sürü eğitim aldınız. Bu eğitimler hangileriydi? Hangilerini hatırlıyorsun bu eğitimlerden? Ve bu eğitimlerin sana kazandırdıkları neler oldu? Bu eğitimin bana kazandırdıkları, şöyle diyeyim biz 20'den fazla eğitim aldık. Çok farklı, çok değerli hocalar katıldı. Masal nasıl yazılır, masal nasıl anlatılır? Bize bunları ilk başta bilgilendirme yapıldı. Daha sonra işte bu eğitimleri aldıkça zaten hepimiz adım atmaya başlamıştık. Benim en çok hatırladığım bir tane hoca gelmişti masal nasıl anlatılır diye. Normal ses tonuyla konuşurken bir anda ses değişikliklerine, ses taklitlerine gidince şok olmuştum. Ben bunu yapabilir miyim diye düşünmüştüm.
Hatta bizim çekimlerimiz öncesinde arkadaşlarla böyle bir araya gelip birbirlerimize dinlemeye başladık. Gerçekten bu ses taklidi dışarıya yansıtılıyor mu diye. Ve başardık yani, o eğitimleri dinlesek de bize bir şeyler kattı. Tabii ki. Peki en çok etkilendiğin eğitim o mu oldu? Evet, seni en çok etkileyen eğitim ve mesela oradaki anlatılanlardan etkileyen bir cümle oldu mu? Oradan anlatan çok fazla hatırlamıyorum ama ses taklitleri daha çok dikkatimi çekmişti. Yani demek ki ne kadar önemli değil mi? Kullanabiliyormuş, evet. Evet, gerçekten o eğitimlerin size çok önemli şeyler kattığını biliyorum. Evet. Bu arada masal kitaplarınızın hepsi bilim kurulu onaylı. Evet. Bu bilim kurulu onaylı masal olması çok önemli Zehracığım. Size masallarınız için bilim kurulu geriye revize verdi. O zaman moralin bozuldu mu? Hayır, ya bozulmadı. Yani hem de zaman kazanmış olduk. Buzlayacak gibi hissettim. Neler yapacağız, başka şeyler mi çıkacak diye düşündüm ama yine de sonu güzel bitecek bir yoldu. Ve sonunu düşünerek biz devam ettik. Arada böyle engeller, ufak tefek yolları oluyor ama sonunu düşünerekten devam ettik. Evet, her şey çok güzel olacak. Çok güzel bir projeye imza atıyoruz. Yani 60 kişiyiz ve 60 tane farklı farkındalık ve 60 tane farklı bir dünyayla tanıştık. Bunları düşünüp olumlayarak devam ettik biz. Hiçbir şekilde yaptık. Moraliniz bozulmadı çünkü en iyisini yapmak için. Evet. Bence böyle geri bildirimler önemliydi çünkü zaman kazandık. Evet, profesör ve doçentlerden oluşan bir bilim kurulu vardı. Evet. Ve bu bilim kurulu sizin en iyisini yapmanızı istiyordu. Ve bu noktada hatta yazdığınız masalları kendi çocuklarına da okutmuşlar ve dinletmişler. Evet. O noktada da onların tepkilerine de bakmışlar. En önemlisi bu zaten. Bir çocuk okuyacak bu kitabı sonuçta. Evet. Ve onların dünyasına girebiliyor muyuz? Bunlar onaylıyor mu? Yani revize de şunlar oldu ek olarak da. Yani günlük kullandığımız kelimelerde bile yanlışlık yaptığımızı fark ettik. Değil mi? Evet. Yani ne kadar önemli o. Evet, ben şaşırmıştım. Bu kelimeyi evet bu şekildeymiş gibi düşündüğüm noktalar da oldu benim. Evet. Yani aslında çok güzel bir söz var Mevlana'nın. Diyor ki, yazı diyor bana kendimi öğretti. Ben diyor yazıyı önce öğrendim. Sonra da yazı bana kendimi öğretti. Aslında sizler bu eğitimlerle masal yazmayı öğrendiniz ama masal da sizi kendinize öğretti. Kendinizi keşfetmeyi öğretti, değil mi? Evet hocam. Zehracığım, bu arada çok güzel bir şey de sorayım. Şimdi tabii ki bu bilim kurulu onaylı oldu masallar, sizler gecelerinizi, gündüzlerinizi kattınız. Bugün o günlerce, fedakarca ve zamanını en güzel şekilde harcayarak yapmış olduğun masalına karşılaştın, masal kitabında. Ne çok hissettin? Güzel. Masal kitabını da böyle gösterelim ekrana. Masal evet, kitabı. Ormanın Sesi, Zehra Özbolat. Çok güzel bir masal kitabı. Zehracığım, eline aldığında ne hissettin? Başarımın somut halini gördüm gerçekten ilk elime aldığımda. Evet, ben bunu yaptım, başardım dedim. Çünkü böyle bilgisayarda yazınca falan bir dosya gibi gözüküyordu ama eline alınca kendi başarını yaşıyorsun. Evet. Bu çok gurur verici bir şey. Kendimle övünebiliyorum bu noktada şu an. Ne kadar güzel bir şey. Devam edecek misin masal yazmaya? Evet. Nar masallarında gönüllü olarak masal yazmaya devam edeceğim. Çok güzel bir şey. Hiç düşündün mü? Senin masalını kim bilir kaç tane sevgi evindeki çocuklar alacak? Evet. Kim bilir yıllar sonra hangi çocukların elinde olacak? Belki senin çocuğunun da elinde olacak. Hiç düşündün mü? Yani belki ilerideki yeğenlerinin ellerinde olacak. Nasıl bir duygu, değil mi? Ne kadar güzel bir duygu. Faydalı olma duygusu en azından. Evet. Dünyaya iz bıraktım diyebilirim şu anda kendi çapımda. Evet. Hem yani olursa inşallah çocuklarıma, yeğenlerime veya sevgi evlerindeki kardeşlerimize, çocuklara bir iz bıraktım yani. Bu beni mutlu eden bir durum. Bir mesaj bırakıyorsun onlara. Ormanın korunması, evet. Ormanın en güzel şekilde çocuklar tarafından ne kadar önemli olduğunu hissedilmesi için 6-12 yaş kardeşlerine ne kadar önemli olduğunu kendi cümlelerinle, kendi mesajlarınla hissettirdin. Evet. Masaldaki karakterler kimdi? En önemli kısım bu. Masaldaki karakterler, şöyle diyeyim, yetiştiğim ortam. En başta ailem. Gerçekten doğayı seven ve hayvanları seven bir aileyiz. Yani evimizde olabildiğince yeşillik hakim zaten. Hayvan da aynı şekilde bakarız, severiz, besleriz gerektiğinde dışarıya çıkıp. Aileme baktım ki pandemi dönemindeyiz zaten en çok yüz yüze geldiğimiz insanlar. Bu şekilde ben kahraman seçtim. Daha sonra masalımın baş kahramanı Tarkan.
bir hayal dünyasına kapılan bir çocuk, hayalperest. Öğretmeninin anlattığı masallarla beraber kendi dünyasını yaratıyor kafasında. Ormanın, nasıl desem, ufak tefek noktalarına değinmeye çalıştım. Orada yaşayan canlıların yemekleriyle, nasıl desem, yemişlerle bir çiçeğin bile büyüyebileceğinden bahsetmeye çalıştım. Ormana gittiğimizde özellikle nelere dikkat etmemiz gerektiğinden bahsettim. Sulara pislik atılmaması gerektiğini, suların özellikle her dönemde temizlenmesi gerektiğinden bahsettim. Bu şekilde ilerledim. Ne kadar güzel konular aslında. Yani şu anlattığın konular bir 6-12 yaş çocuğunun mutlaka bilmesi, öğrenmesi gereken konular. Ve gerçekten bu tür mesajlara çocukların çok fazla ihtiyacı var. Özellikle de masalların içinde. Evet. Sen büyürken Zehracığım, masallar seni etkiliyor muydu çok? Ya evet. Özellikle. En çok etkilendiğin masal hangisi olmuştu? Özellikle tam olarak hatırlamıyorum ismini ama bir eşek, hayvan bir grup vardı. Hı hı. O masal, yani çok farklı türler aslında bakıldığı zaman. Ama bir araya gelip çok güzel müzikler çıkartıyorlardı ve evet. O çok eğlenceli geliyordu bana. Çok güzel. İşte bu, hani bak mesela kendi dünyanda, kendi karakterinle aslında bütünleşiyor. Evet. Şu an yazdığı masal da öyle. Kendinin hassas olduğun bir konuyu oraya, hani çevre temizliği, ormanların korunması ne kadar önemli. Evet. Ve sen bunu önem verdiğin için işte kaleminle yazıyı aktarıp gelecek kuşaklara da miras olarak bırakacaksın. Bir kişiye bile dokunabilmek belki dünyadaki çok farklı şeylere kesinlikle hedef olur. Kesinlikle. Ve bunları gönüllülük esası yapıyorsun. Aynen. Gönüllülük aslında gençlerde çok önemli bir konu ve sen bunu başardın Zehra. Teşekkür gönüllü ederim. Gönüllü olmayı, şu an aslında geçen yıl gönüllülük yılıydı ama şu an gönüllü olmayı ve gönüllü gençleri çoğaltmayı Gençlik ve Spor Bakanlığı kendisine bir hedef edindi. Hatta gönüllü çalışmaları dersi de kondu yok onaylı. Artık fakültelerde, üniversitelerde gönüllü çalışmaları dersi olacak ve bu dersi de biz bu yıl işliyoruz. Çok ben güzel. De o dersin akademisyeni oldum. Tabii ve orada bir sürü gönüllülük çalışmalarını anlatacağız ama öyle güzel bir şey ki siz bu ders öncesinde yaşadınız ve yaptınız. Gönüllülük Zehra Özbolat için nedir? Ne hissediyor gönüllülük deyince? Yani bana gönüllülük deyince gerçekten bir işte bir durumda çıkar gözetmeden, gerçekten kalpten kendini açarak elimden geldiğince en iyisini yapabileceğim işler diye düşünüyorum ben. Adım atarken bu bana ne katacaktan daha çok ben karşı tarafa ne katabilirim? Bunu düşünerek adım atıyorum. Bu şekilde ki böyle bir dersin verilmesi beni çok mutlu etti. Gerçekten bazı insanlar işlerde kendi çıkarlarına düşünerek artık adım atmaya başlıyor. Bu bencilliğe kayıyor birazcık. Ama gelecek nesillere, gelecek kişilere bunlar öğretilmesi çok güzel bir şey. Ne kadar güzel değil mi? Evet. Peki masal yazma heyecanı içinde bir sürü faaliyetler gerçekleştirdiniz. Evet. İşte fotoğraflarınız çekildi, ondan sonra afişler için özel çalışmalar yaptınız, içerikler ürettiniz, sosyal medya ile ilgili çalışmalar yaptınız. Bir sürü çalışmanız var, eğitimler aldınız. 60 kız bir sürü etkinlik, farklı etkinlik. Evet. En önemli anın neydi bu süreçlerde? Seni heyecanlandıran anı neydi? Eğitimde aldığım gibi masal anlatıcılığı. İşte belli günlerde masal anlatmaya geldik yine Üsküdar Üniversitesi'ne. İlk defa kamera karşısına geçiyordum ve çok böyle kıpır kıpırdım. Ya ses taklit olmazsa, bir yerde aynısını yapamazsam nasıl olacak, ne yapacağım? Sağ olsun hem iklima hem de ekip arkadaşları çok sakinleştirdiler, çok güzel bir şekilde çıkardılar bizi. O an benim için vazgeçilmezdi. Çok tuhaftı yani. Kendini aslında kendin de gerçekleştiriyordun değil mi? Özgüvenleriniz arttı, kişisel gelişim noktasında çok güzel kendinizle ilgili yolculuklar keşfettiniz aslında. Başaracağınızı gördünüz. Evet. Belki hayalinizde bir masal yazmak ve masal okumak yoktu ama bu kadar güzel eğitim ve sizin özgüveninizle beraber birleşti ve inanılmaz güzel eserler ortaya çıktı. Bu çok önemli sizler için. Birçok insan kamera karşısına çıkamaz, özür dilerim. Ama yapabiliyormuşuz, yapabilirmişiz. Böyle şeylerden kaçmamak gerekiyor. Genelde bu tür işlerde, bu şeyler karşısında insanlar çekinir. Ay ben ne yapayım, ben çıkamam, ödemem der ama adım atın ya, korkmayın. En güzelini başardınız, daha da güzellerini başaracaksınız inşallah.
Bu arada ailenin bu süreçte sana desteği nasıl oldu? Ailemin bana bu süreçte, benim ablam da aynı şekilde bu dernekte masal yazıyor. Biz ikimiz çok birbirimize destek olmuştuk. Teşekkür ediyorum ona da. Her zaman yanımdaydı benim. Ailem de mesela bir şeyler yazdıkça onlarla paylaştığımızda bizi de düzeltiyorlardı. Veya onlar da kendi fikirlerini sunuyorlardı. Böyle bir alışveriş gerçekleştirdik. Ablamla da aynı şekilde masallarımızı okuduk. Bu çocuğa hitap eder mi, bu kelime oldu mu olmadı mı diye. Yorumlayarak gittik ailemle ki her zaman destekçi oldular. Çok güzel. Bence ailene özel teşekkür ediyorum burada. Evet, çünkü iki tane genç kız hem gönüllülük esasıyla iki tane güzel eser çıkarıyor. Ve geleceğin çocuklarına bu eserlerini hediye ediyor ve kültürel miras olarak bırakıyor. Nice masallarınız olsun Zehra'cığım. Teşekkür bu arada zamanımız azalıyor. Ben programın sonuna doğru senin gibi masal yazmak isteyen arkadaşlarına neler tavsiye ediyorsun? Özellikle çocuk gelişimcileri olabilir, diğer arkadaşlarınız olabilir. Bir de kimlere teşekkür etmek istersin? Teşekkürümle başlayayım. En başta iklima olmak üzere ve ablam olmak üzere benim bu duruma dahil ettikleri için teşekkür ederim. Bütün ekibe teşekkür ederim. Çok uğraştılar. Özellikle konu seçmede, masal eğitimlerinde koşuşturdu kızlar. Kendileri de yazdı halde bizimle öncelikle ilgilendiler. Hepsine teşekkür ederim tekrardan. Çocuk gelişimci arkadaşlarım veya çocukla ilgili alanlardaki arkadaşlarımın gerçekten böyle farklı projelerde isimleri olması gerektiğini düşünüyorum. Hayata dahil, kendin için en azından kişisel gelişimin için çok farklı bir dünyada oluyorsun bu durumdayken. Bunlardan bahsedebilirim. Evet, daha çok güzel. Isterim. Yani ve herkese de gönüllü olmayı tavsiye ediyoruz değil mi? Evet, mutlaka aramızda hepinizi bekliyoruz, sizi davet ediyoruz. Gelmenizi isteriz. Şimdi bir söz bırakalım bugüne. Nasıl bir söz bırakalım Zehra'cığım? Ne diyelim? Çocuk farkında olursa? Çocuk farkında olursa dünya farkında olur. Hepimiz, her yetişkin bir çocuktan sorumludur. Hep birlikte el ele tutuşarak onlara yardımcı olmanızı isterim. Çok güzel. Değerli izleyiciler ve sevgili çocuklar, hazır mısınız Zehra Özbolat'ın Ormanın Sesi masalını izlemeye? Haydi hepinizi bekliyoruz. Mutlu haftalar diliyoruz hepinize. Hoşça kalın. Merhaba çocuklar, ben Zehra. Bugün size Ormanın Sesi masalını okuyacağım. Sizce ormanın sesi var mıdır? Gelin hep birlikte öğrenelim. Tarkan, odasının camına çarpan ağaç dallarının sesiyle uyanmış. Endişeyle camdan dışarı baktığında bugünün yağmurlu, karanlık bir gün olacağını düşünmüş. Tarkan, güneşli ve çiçeklerin bol olduğu günleri seven bir çocukmuş. Böyle günler Tarkan'ın neşesine neşe katıyormuş. Tarkan, uzun zamandır odasında büyüttüğü bitkisine su verirken küçücük bir filizin ne kadar hızlı büyüyebildiğini düşünmüş. Bu düşüncelere dalmışken okula hazırlanması gerektiğini fark etmiş. Çantasını ve şemsiyesini alıp okul yoluna koyulmuş. Yol boyunca gökyüzüne, yere düşen kırmızı, sarı ve kahverengi yapraklara bakmış ve yazın kuşlara yuva olan yeşil yeşil ağaçları yapraksız görmek Tarkan'ı hüzünlendirmiş. Doğanın kabuğuna çekildi ve kış aylarının yaklaştığını anlamış. Yürümeye devam ederken birden aklına geçen günlerde izlediği belgesel gelmiş. Bu belgeselde ormanların, canlıların olmadığı bir dünyanın nasıl olabileceği hakkında konuşulduğunu hatırlamış. Tarkan, ya dünyamız hep böyle karanlık, yağmurlu olsaydı yaşam nasıl olurdu diye düşünerek okul bahçesine gelmiş. İlk dersin okuma saati olduğunu öğrenince çok sevinmiş. Çünkü derste öğretmenin anlattığı farklı hikayeleri dinlerken hayal kurmayı seviyormuş. Hayal kurarken birbirinden farklı maceralara atılmak Tarkan'ı heyecanlandırıyormuş. Öğretmeni sınıfa girdiğinde bugün anlatacağı hikaye ile ilgili ipuçları vereceğinden bahsetmiş. Tahtaya ilk önce ağaçlar, çiçekler ve kuşlar çizmiş. Sınıftaki çocuklar parmak kaldırıp gökyüzü, ağaç ve canlılar gibi cevaplar vermişler. Tarkan ise orman demiş. Öğretmen, evet çocuklar, ormanların önemi nelerdir diye sormuş. Dünyamızı güzelleştirir, yaşam için temiz hava sağlar, kuşlara, hayvanlara yuva olur, ormanlarda kamp yaparız demişler. Öğretmen verilen cevaplardan dolayı herkesi tebrik ederek doğa ve insanlar adlı hikayeye başlamış. Tarkan gözlerini kapamış, hayal dünyasına dalarken birbiriyle oyunları oynayan
kuşlarla dolu bir gökyüzü düşünmüş. Masmavi gökyüzünde şarkılar söyleyip kuşlarla oyunlar oynamış. Denizin kıyıya vuran hafif kıvrımlı dalgalarıyla beraber balıklar, yunuslar ve mantıslar oradan oraya atlıyor ve yeni bir gün heyecanıyla dans ediyorlarmış. Tarkan, çarşaf gibi serinmiş denizi izlemeye dalmışken ağaçların yaprak ışıltısıyla irkilip endişeli ağaçlara doğru yaklaşmaya başlamış. Ağaçların yaprakları rüzgar esintisiyle dans ediyormuş, birbiriyle arkadaş olmuş gibi rüzgarlarla beraber dallarını eğip büküyorlarmış. Tarkan, "Merhaba ağaçlar!" diye seslenmiş. Ağaçların arasından "Merhaba!" diye ses gelmiş. Tarkan, ülke kadınlarla sese doğru adım atmaya başlamış. Karşısında kocaman gövdeli, büyük yapraklı, boyuyla sanki gökyüzünü kucaklamış gibi duran akça ağacı varmış. Tarkan el sallayarak yoluna devam etmiş. Kuşların cıvıltıları, çiçeklerin kokusu ve kiraz ağaçlarının pembemsi yaprakları arasında içindeki huzuru hissetmiş. Tarkan'ın yanına zıplaya zıplaya bir tavşancık gelmiş. Büyük bir heyecanla "Merhaba tavşan kardeş!" demiş. "Merhaba, benimle ormanı gezmek ister misin?" diye sormuş tavşancık. Tarkan, tavşancığın peşine takılmış. Birlikte yemyeşil ve kocaman ağaçların arasından geçmişler. Tarkan, hayranlıkla etrafı seyrederken, rengarenk çiçekler büyüklü küçüklü dizilmiş yemyeşil ağaçlara bakarken yollarına devam etmişler. Bir dere kenarına geldiklerinde tavşanın yakın arkadaşı iki boynuzlu, simsiyah tüylü kara geyik ile karşılaşmışlar. Kara geyik bir insan görünce çok şaşırmış. Birkaç adım geriye gidip anlatmaya başlamış. "Tarkan, biz insanların aramıza gelmesini çok seviyoruz. Sizin için danslar edip şarkılar söylüyoruz. Ancak insanlar ormanımıza çöp bırakıyor, ateş yakıyorlar ve söndürmeyi unutuyorlar. Bu yüzden ormanımız zarar görüyor." demiş. Tarkan duydukları karşısında çok üzülmüş. Ne zaman kampa gitse etrafı temiz bırakmaya, ateşi söndürmeye, diğer canlılara zarar vermemeye özen gösterirmiş. Tarkan, kara geyik ve tavşan kardeşin dediklerini kulağına küpe yaparak yoluna devam etmiş. Ayağına bir fıstık takılmış. Etrafına baktığında bir sürü fıstık olduğunu görüp yol boyu takip etmiş. Fıstıkları toplarken ağaçların arasından inen minik kulaklı kırmızı sincapla karşılaşmış. Tarkan topladığı fıstıkları kırmızı sincaba uzatmış. Kırmızı sincap toplanan fıstıkları tekrar yere fırlatmış ve "Onlar benim için fazla. Onları ben yere bıraktım. Yağmur yağdığı zaman filizlenip büyüsünler, ormanımıza yeni ağaç olarak katılsınlar." demiş. Kırmızı sincap, "Yağmurlar yağmazsa ağaçlar, hayvanlar, insanlar susuz kalır. Ağaçlar büyüyemez." demiş. Halbuki ne kadar değerliymiş yağmur diye içinden geçirmiş. Tarkan yoluna devam etmiş. Yanından gür poslu, dik kulaklı, kabarık mı kabarık kuyruklu biri geçmiş. Tarkan baka kalmış. "Hey, sen de kimsin?" diye seslenmiş kabarık kuyruk. "Ben bir tilkiyim." diyerek koşmaya başlamış. Tarkan da peşinden koşarken tilkiyi göremeyince kaybettiğini düşünürken tilki yanında belirmiş. Kabarık kuyruk Tarkan'a "Ormanımızda gezinti nasıldı?" diye sormuş Tarkan. "İlk defa bu kadar büyük bir ormanda gezdim. Arkadaş edindim. Benim için çok heyecan vericiydi. Yağmurların bu kadar önemli olduğunu bu gezinti sayesinde öğrenmiş oldum. Artık ormana kampa geldiğimde çevreyi temiz tutmaya da özen göstereceğim. Kendime ve diğer arkadaşlarıma orman yangınları ve çöpleri konusunda uyaracağım." demiş. Kabarık kuyrukla beraber oyunlar oynayarak deniz kıyısına çıkmışlar. Tarkan gözlerini öğretmenin sorusuyla tekrar açmış. "Çocuklar, bizler ormana, yeşillik bir alana gittiğimizde nelere dikkat etmeliyiz?" Tarkan parmak kaldırmış. "Öğretmenim, doğa bizim evimiz. Bu evi ağaçlarla, bitkilerle, hayvanlarla paylaşıyoruz. Onlara zarar verebilecek ateş yakmak, orman yangını, ağaçları kesmek, çöplerimizi bırakmak ve sularımızı pisletmek gibi zararlı davranışlar yapmamalıyız. Evimizdeki her canlıya saygılı olmalıyız ve beraber yaşamayı öğrenmeliyiz." demiş. Tarkan bugünkü macerasında sonbahar ve yağmurların doğamız için ne kadar değerli olduğunu öğrenmiş.